Ne Gaga vardı ne Gugu. Tırnaklarımı çektin mi? Tumbul. Bülent Ersoy Lady Gaga'ya meydan okudu. O evcilik oynarken ben vardım dedi. Gaga sizi mi taklit ediyor dediler. Estağfurullah ne münasebet dedim. O dünya çapında bir artist. Ama ben bunu yaptırdığım vakit ne Gaga vardı ne Gugu. Daha bebeklerle oynuyordu, evcilik oynuyordu. Gaga Hanım kadar olmasa da benim de demek ki adım geçiyor bir yerde. Diva yeni saçlarıyla çıktı sevenlerinin karşısına. Saçlarım Sibel Can'ın. Evet, peruk bu. Bülent Hanım dedi kulübe gidiyorsunuz bir değişiklik olsun. Kırmızı peruk. Ben nereden dedim kırmızı peruk şimdi bu saatten sonra buldu. Ay ben dedi size dedi benim peruk var dedi. Minik Serçe'nin müziği bırakıyorum açıklamasını yok saydı. İzleyiciler, dinleyiciler, musiki camiası böyle bir şeye evet der mi? O bir yerden sonra artık camianın Sezen Aksu'su. Bülent Ersoy'un hayatı film olacak. Projenin fikir babası ise Diva'yı taklit eden Singapurlu sanatçı Bülent Wong Soy. Yapabilir tabii ama taklitler aslını yaşatır. Türkiye hudutları haricine taşan demek ki benim de naçizane bir şeyim varmış, şöhretim ki... İdam Tatlıses sizinle ilgili bir fotoğraf paylaştı. Evet. Ve gençliğimiz. Evet, gençliğinizle ilgili neler söylemek istiyorsunuz? Çok çalıştık beraber. Çok çalıştık. Hep o çıktığı vakit benim de makyajımın sonuna gelir, kirpiği yapıştıracağım. Tutucam kollarımdan düşerim şimdi. Bir başlarda bir uzun hava okurdu. O kirpikler ıslanınca put diye böyle düşerdi. Ersoy bir kez daha annelik özlemini dile getirdi. Baskın yangınlarda canım ciğerim yanıyor. Tabiaten Allah bana o özelliği vermemiş. Olmayacak bir şeyi beklemek yanlış olur. Evlat sahibini ister misin? Olmaz. O başkasının çoluğuna çocuğuna o olma. Ben yapamam yani. Fevzi'yi alıyorum işte. Tesbih tutkunu Diva çantasında tesbih koleksiyonu taşıyor. Kıymetli tesbihler. Böyle atıyor musunuz Bülent Hanım? Hayır böyle şöyle. Vallahi. Hapishane işi nereden ayol sende? Hoş hapise girdim ama o işleri bilmiyorum anlamam. Hani bizim sevdamız eritirdi buzları.